bugünkü toplantımızda gündeme getiren force motrice diyeyim, güç, itici güç, Bein Sport'ta benim de ileride katılma ihtimalim olan bir United adlı bir programda bir yorumcunun kendini yorumculuktan bırakıp bir yargıç gibi sorunun içinde hüküm ifade eden sözcüklerinden kaynaklandı. Bu konuda dün de bizi ziyaret etti sağ olsun. En yetkili Bein Sport'un sorumlusuyla beraberdik. Kendisini de lisan-ı münasiple uyardık. Şimdi tabii ki basın özgürlüğü var bu ülkede. İfade özgürlüğü var. Demokratik haklar var. Ben ömrümü bu uğurda harcamış bir insanım. Tahsil hayatımı da, belki de geleceğimi. Fakat Mevlam neylerse güzel eyler. Hiç düşünmedim. Her Galatasaraylı düşünür de başkanlıkta buldum. Demek ki her şeyde hayır varmış. Bana bundan büyük bir onur ve şeref olamaz. Evet, şimdi lafı dağıtmadan geleyim. Şimdi orada yorumcu denen zat, Sayın Nihat Özdemir yanındaki, hem bu 29 şampiyonluğu söyledi, üstüne bunun haklı bir taleple inşallah olumlu değerlendirirsiniz, değerlendirin dedi bunu. İşte soru artık soru soruluktan çıktı. Hem savcı, hem yargıç, hem bilirkişi oldun ve karar verdin. Hakim oldun. Ey yorumcu sen kimsin? Tabii ki insan olarak değerlisin. Ben o bizden de değerli olabilirsin. Ama senin oradaki merteben, rütben soru sormak. Bir de hüküm icra edip Sayın TFF Başkanı'nı zor duruma düşürmek değil. Fakat zor düşürmenin ötesinde Sayın TFF Başkanı o sıkışmayla öyle bir laf etti ki bizi ürküttü. Hukuk adını ürküttü. Dedi ki biz inceliyoruz. İncelemeden sonra şeye vereceğiz. Tahkim. Gibi bir laf. Biz irkildik. Çünkü bildiklerimiz var. Burada da dilim döndüğünce anlatacağım. Ve biz bu nedenle o yayından hemen sonra daha önce ciddiye almadığımız bu iflas etmiş tüccarın eski defterleri karıştırması babında federasyonu olan başvurusunu ciddiye almadık. Çünkü müflis bir tüccar hareketi bu. Eski defterleri cebinde arıyor, işte yola bakıyor, bir şey bulunuyor. Ama bu arada tebrik etmek de gerek. Amaç gündem değiştirmek. Yenildiği bir haftadaydı. İyi kötü. Hemen gündem değiştirmeye. Bu hafta da yaptı. Hemen gündem değiştirmeye bir şey atıyor. Bu beni ilgilendirmez. Bizim Galatasaray'da bu yapılsa beni ipe çekerler. Sokakta yürütmezler. Bizim Galatasaray camiası bu konuda daha uyanıktır, daha dikkatlidir. Bizimkilerin gündemini hemen değiştiremezsiniz. Bizimkiler doğruluk, dürüstlük ve amaca yönelik başarılı ama dürüstçe başarılı. Öyle hileyle, hurdayla, şikeyle değil, en yanadır. Bizim camiye kusura bakmasınlar. Fenerbahçe camiasına en ufak laf etmem. Daha önce dedim Beşiktaş camiasına, ne bileyim Bursa, Eskişehir camiasına da asla laf etmem. Fakat camialarla yönetimler farklıdır. Bir yönetimin yaptığı ağır bir suçu ben camiaya yüklemem. Çünkü dediğim gibi hepsi benim kardeşim, arkadaşım, yakınım, akrabam. Ama hepsi. Tabii şu anda başvurmaları aslında bilinçli, var olan bir gündemi değiştirmeye bilinçli, yönelik. Tabii. Evet. Çünkü o kadar kırılgan bir camialar var ki hemen rüzgara kapılıyorlar. Üfürmeniz yetiyor. Yani hani Amazon'da bir kelebek kanat çırpar, bütün dünyayı sarsar, onun gibi. Yani ben bunu gördükten sonra biz bir komite kurduk, hemen hazırlandık ve biraz sonra sergileyeceğiniz 6 sayfaya yakın dilekçeyi maalesef TFF'ye vermek durumunda kaldık. Dikkat edin, sözcüklerimin hepsi anlatacak. Aslında bizim bunu vermememiz gerekiyor. Zırva tevil götürmez. Evet. Ne demek bu? Saçma bir şeye cevap verirseniz, açıklama yaparsanız tevil, siz de batarsınız. Yayında adam diyor ki inşallah yaparsınız diyor. Evet. Ben bu anlamda kimsin sen diyorum. Yoksa her kişi bizden nefsimizden üstündür. Biz kimseyi küçük görmeyiz. Hiç kimseyi. Bir tarafın, bir takımın fanatik taraftarı da olabilir. Bu da gayet normal. Bu da gayet güzel. Futbola düşkün olduğunu gösterir. Ama sen tarafgirliğini oraya yansıtamazsın. Seni hakem etseler demek biz yandık. Hem bunlar gündem değiştirmeye,
Bu hafta da ona girmeyeceğim bu bölümde. Çünkü Galatasaray siyaset üstüdür. Asla siyasete müdahil olmaz. Ve bizim 30-35 milyona yakın taraftarımızın hepsi Türkiye'yi temsil etmektir. Türkiye neyse Galatasaray odur. Galatasaray Türkiye'dir derken bunu diyoruz. Ben hiçbir taraftarımı kıramam. Ciddi alır dinlerim. Aynı fikirde olmayabilirim. Ama ben bunu siyasete hiç dökemem. Bunu şimdi geçiştirdim. Aynen öyle. Şimdi biz şaşırdık. Aa, ciddiye bindi dedik. Biz gerek hukukçularla, gerek tarihçilerle bir araya geldik. O kadar madde çıktı ki 5 sayfaya indirgemek zorunda kaldık. Birçoğunu da çıkardık. Çünkü biz düşündük, haklı ve doğru olan bir şeyi savunmak kadar zor bir şey yok. Yani sen haklısın, her şey meydanda. Daha önce tahkim reddetmiş, TFF reddetmiş. Türkiye Millet Meclisi başkanlığı evet, yaptı. Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne reddedilmiş. Şimdi Nihat Bey bunu bilmeyebilir ama kendisi de söyledi zaten. Daha önce gelmiş evet. Ve reddedilmiş. Daha önce gelmiş ve reddedilmiş bir şey çok kuvvetli bir karine ya da çok umulmayan bir delil olduğunda tekrar yargılanabilir. Öyle bir şey de yok. Öyle bir şey de yok. Yani devamlı bunu kaşıyorlar. Yani neden? Ve bunları kaşırken de secaati arz ediyorlar. Ve secaati arz ederken de sirkatin söylüyorlar. Yani sanırım bu Koca Ragıp Paşa'nındı. Yani ben onlara hırsızsınız demiyorum ama bir şeyi yanlış yapıyorlar. Çünkü yarın bu gelişir, 59'dan öncesi de olabilir. Ne bileyim ben, siyah çoraplar vardı, İngiliz kulüpleri vardı. Onların da bir muristis çıkıp hak iddia edebilir. Hiçbir şey diyemez. Son rakibimizin stadına gittik. 1-0 yendiğimiz evet. Maç. Seyircili oynanan evet, maçlar. Yanında TFF, Sayın Vali, Sayın İçişleri Bakanı, işte bütün savcımız, emniyet, herkes var. O şimdi seyirci sayısına girmeyeyim, o bir destan. Şimdi bir bakıyorsun karşında dev bir pankart. Fenerbahçe Cumhuriyeti. Bize denilen şeylerden biri de burada 100'e yakın savcı ve ailesi var. Biz zaten onları alın dedik. Milletvekili, savcı hiç konu etmeyiz dedik. Asla. Devlet görevlisi. Onlar o kadar yoğun ve yorucu işlerin içindeler ki onların 10 senede bir maça gelip aile seyretmesi bizi mutlu eder. Fakat dünyada bir tek makamın önünde cumhuriyet sözcüğü vardır. Cumhuriyet savcısı. Kraliyet savcısı değil onlar. Cumhuriyet, hangi cumhuriyetin savcısı? Türkiye Cumhuriyeti. Türkiye Cumhuriyeti'nin savcısı. O kadar savcı, bas savcı var orada. Ve devlet ricali var dizilmiş. Bu nedir ya? Fenerbahçe Cumhuriyeti. Sonra neden Fenerbahçe Cumhuriyeti dendiğine bir kanıt çıktı. Web sitelerinde bir yayın yaptılar. Şimdi devletler hususi hukukunda sadece de devletler tanır. Şirketler, kişiler kabul eder. Yani diplomatik sözcük, tanıma sözcüğü devletlere aittir. Ve bir deklarasyon yaptılar. Bu deklarasyonda ne diyorlardı biliyor musunuz? Biz, ya söyleyeyim, Beşiktaş'ın da 20 şampiyonluğunu denden içine alın, tanıyoruz dediler. Evet, tanımak bir devlete aittir. Bir cumhuriyete aittir. İşte burada Fenerbahçe Cumhuriyeti Beşiktaş'ımızın şampiyonluğunu tanıdı. Hayır, kendi ifadeleri. Ben şimdi getirmeyeyim ekranı. Millet baksın. Yani, bir temas olarak görüp. Sen nasıl, kimsin sen? Evet. Sen kimsin? Bakın camia, yani Fenerbahçe camiası sözlerimi lütfen ayırsın. Lütfen. Ben yönetimin yazdığını söylüyorum. Yönetimde genç çocuklar da var. Bayağı saçmalıyorlar. Fakat şimdi onları muhatap almam, alamam. Fakat yönetimin yazdığı bir deklarasyon o yönetimi bağlar başkanından başlayarak. Beni nasıl bağlıyorsun? Şimdi bu ne cesaret? Yani bizim aldığımız eğitim bunu gerektiriyor. Böyle bir reddi gerektiriyor. Aslında buna önce Fenerbahçe camiasının çok değerli insanlar var. Çok değerli devlet adamları, hukukçular var içinde. Beşiktaş'ta da. Neden itiraz etmediler Beşiktaş? Ben sana mı muhtacım? Benim neyimi tanıyorsun?
Oysa aynı Aziz Yıldırım bir önceki şeyde hatırlarsınız bu Beşiktaş'ın bu iki şampiyonluklardan çıktı. Haluk Ulusoy'u kabul etmedi. Mahkeme tahkimi ayarlamışlar diye beyanatı var sözlü. Ben demiyorum. Eski Fenerbahçe başkanı söylüyor. Şimdi değerli arkadaşlar attığımız adıma ettiğimiz sözcüklere dikkat etmemiz gerek. Ben teşbih yapabilirim. Yani teşbihte hata yoktur. Ama siz koca bir camiayı tanıyamazsınız. Ulufe dağıtır gibi dağıtamazsınız.